ERT Haber Merkezi'nce hazırlanan gün içinden gelişmeleri aktaracağımız bir yeni haber bülteniyle daha sizlerle birlikteyiz değerli izleyiciler. Erzincan'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının darbe girişiminin ardından geçen 13 ayda örgüt üyelerine açılan 306 davadan 148'i karara bağlanırken 153 sanık 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ-PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası kentte örgütün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla örgüt mensuplarına yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında 453'ü örgütün şifreli haberleşme programı Baylok kullanıcısı olduğu belirlenen 1196 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Soruşturmalar sonucu kentteki iki ayrı ağır ceza mahkemesinde bu kişilerin bir bölümüne açılan 306 davadan 148'i karara bağlandı. Karar verilen davalarda 153 sanık terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Bir sanık ise aynı suçtan beraat etti. Erzincan atasına sahip çıktı. Sayın seyirciler, Erzincan'ın Keşiş Dağları eteğinde bulunan ve uzaydan görülebilen tek portre olma özelliğini taşıyan Atatürk portresi için bakım çalışmaları başlatıldı. 35 yıl önce Erzincan'da askerlik yaptığı yıllarda portreyi yapan ressam Mustafa Aydemir Erzincan'a geldi ve yenileme çalışmalarına başladı. Portrenin yenilenmesi giderlerini İl Genel Meclisi üstlendi. Erzincan'ın Keşiş Dağları eteğinde bulunan ve uzaydan görülebilen tek portre olma özelliğini taşıyan Atatürk portresi için bakım çalışmaları başlatıldı. 1982 yılında Erzincan'da askerlik yapan Mustafa Aydemir tarafından yapılan 7500 metrekarelik bir alanda yaklaşık 200 ton boya, 600 ton taş ve 210 ton harç kullanılarak para harcanmadan 3000 gönüllü askerle 30 günde yapılan portrenin boyu ise 176 metre. Portreyi yapan ressam Mustafa Aydemir Erzincan'a geldi, yenileme çalışmalarına başladı. Erzincan İl Genel Meclisi oy birliği ile Keşiş Dağı üzerindeki dev Atatürk portresini yenileme kararı aldı. Zamanla oynamış tabii taşlarda. Portrenin restorasyon işinin İl Özel İdaresi tarafından 2017 mali yılı gider bütçesinden karşılanması ve ek yatırım programına alınarak yapılması kararı alındı. Ressam Mustafa Aydemir, yenileme çalışmalarına katılmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Erzincanlımızın atasına sahip çıktığını gördüm. Bu beni daha da gururlandırdı. Görüştüğüm yetkili kişiler ne gerekiyorsa biz buraya harcamaya emek, para dahil hazırız dediler. Zaten de beklediğim buydu. Atamız 29 Ekim'de inşallah buradan yeniden o eski canlı gözleriyle Erzincan'a karşı bakıtacağız. Ne gerekiyorsa burada yapılacak. Neler yapıldı? 1982'de nasıl bir çalışma gerçekleşti? 1982'de gönüllü bir çalışma yapıldı. Benim iddiam bu portreyi 30 günde yapmak ve hiçbir para harcamadan, 5 kuruş para harcatmadan yapmaktı. Bunu başardık. Çünkü dağın taşını kullandık. Atık malzemeleri kullandık, boyaları. Ve aşağıda eğitim sonrası yatan arkadaşlarımızın gönüllülük esasını kullandık. Dolayısıyla kendisini vatanına, milletine, atasına borçlu hisseden bütün Erzincanlımız, bütün askerimiz buraya koştu. Biz buraya 30 günde hiç 5 kuruş para harcatmadan yaptık. 35 yıldan beri de hiçbir şey olmadı. Bu solma normaldir. Çünkü 35 yılda her yarım bir ömür demektir. 35 yılda boyanın solması normaldir. Biz gerekenleri, ufak tefek kaymalar var. O da normaldir. Onların hepsini düzelteceğiz. Ve 29 Ekim'de atamızı yeniden Erzincan'a o güzel gözleriyle baktıracağız. Bilinen bir örneği var mı bu yaptığınız çalışmada? Dünyada bunun bilinen bir örneği yok. Bilinen değil, bilinmeyen örneği de yok. Yani bunu araştırdık çünkü. Güneş'te de yok. Bu bugün bütün dünyanın kabul ettiği, dünyanın en büyük uzaydan görülebilen portresidir. Ama portrenin bir özelliğini Erzincan bilmiyor zannediyorum. Amerikalılar bu portreyi dünyanın en büyük 100 sanat eserinden biri seçtiler ve Washington Smithsonian Müzesi yetkilileri buranın belgeselini yaptı, televizyon belgeselini yaptı, bütün Amerika'ya gösterdi. Yani bu bugün dünyanın 100 sıra dışı sanat eserinden bir tanesi ve atamızın tabii ki sureti. Şimdi bana soruyorlar, ya bu gerçekten dünyanın en büyük portresi midir diye soruyorlar. Ben de onlara ısrarla şunu diyorum,
Evet, dünyanın en büyük portresi. Ama dünyanın en büyük portresinin, dünyanın en büyük mucizesini yaratmış adamına ait olmasından daha doğal ne olabilir diyorum. Benim projem aslında iki aşamalı bir projeydi. 35 yıl önce sunduğum birinci aşama bu portrenin yapılması ve atamızın Erzincan'a bakmasıydı. İkinci aşaması, ben bu portreyi dünyada ilk kez hareket eden ve konuşan bir portre olarak tasarlamıştım. Yani özel günlerde 29 Ekim, 10 Kasım, 30 Ağustos gibi günlerde atamız dağdan ışık sistemiyle canlanacak. Gözlerinde ve dudaklarında meydana getirilen hareketle, ses sistemiyle aynı anda bütün Erzincan'a karşı konuşacaktı. Çünkü burası bir askeri şehir. Aşağıda 59. Topçu Tugayımız var. Onun arkasında 3. Ordumuz var. Ve hemen arkasında atamızın tam aksında, merkezinde Erzincan'ımız var. Bu müthiş bir moral etkisi yapacaktı. Bunun da bedeli bir küçük yerli araba bedeli kadardı. Belki halen öyledir ya da belki o kadar bile değildir. İnanıyorum ki Erzincanlımız buna da sahip çıkacaktır. Bunu da yapacaktır. Eğer bu da olursa zaten şu haliyle bile UNESCO'nun ileride yine inanıyorum koruma şeyine girecektir, kuruluna girecektir. Ve Erzincan'ın zaten simgesi daha büyük bir simgesi olacaktır. Erzincan'dan ses getirecektir. Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü tarafından il genelinde fiyat denetimleri yapılıyor. Uygulamayla tüketici haklarının korunması amaçlanıyor. Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü tarafından tüketicinin haklarının korunması amacıyla il genelindeki iş yerlerinde fiyat denetimleri yapılıyor. Mağazaları gezen ekipler firmaları ve fiyat etiketlerini kontrol ederek müşteri mağduriyetini önlüyor. Ticaret İl Müdürlüğü görevlisi Murat Aytekin denetimler hakkında bilgi vererek şikayetlerin de değerlendirildiğini ifade etti. Bununla ilgili de ilk önce firmaları denetim yaparken ön bilgilendirme, bilgi verme anlamında görüşmemiz oluyor. Firma sahibine yönetmelik doğrultusunda yapması gereken neyse onunla ilgili bilgi veriyoruz. Sonrasında yönetmelik doğrultusunda fiyat etiketlerini kontrolünü yapıyoruz. Olup olmadığını denetimini yapıyoruz. Denetimimiz bittikten sonra varsa ilgili kanunu yönetmelik doğrultusunda aykırılık, usulsüzlük varsa onunla ilgili raporumuzu tutuyoruz. Firma sahibine de bu tutanağımızın bir suretini veriyoruz. İdari para cezası uygulamamız söz konusu, bu aykırılık söz konusu olduğu zaman bununla ilgili de ilgili firmaya idari para cezası şeklinde uygulamamız söz konusu oluyor. Firma yetkilileri ise denetimlerden memnun. Kontrol edildi. Bu müşteri açısından tabii ki doğru ve haklı bir yerinde bir karar. İçindeki kullanılan ürünlerin, pamuk oranlarını, yüzdelik dilimlerini kontrol etmeleri de güzel bir şey. Bizim firmamızın da bunların hepsi doğru olarak çıktığı için ayrıca teşekkür ederim denetime. Erzincan Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni kapsamında bu yıl 100 çocuk evlerinde sünnet ettiriliyor. 26 Ağustos Cuma günü ise toplu sünnet töreni düzenlenecek. Erzincan Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan sünnet şöleni kapsamında 100 çocuk hijyenik ortamda sünnet ettiriliyor. Ne dedik sana biraz önce Mustafa? Başkan geldi. Hadi. Sen kolay gelsin. Murat kolay gelsin. Sağ ol. Safet Bey. İşlemler operatör doktorlar tarafından iki ekip halinde yapılıyor. 100 tane yapılıyor. Mustafa abiye bak. Bitti. Güle güle kullanın. Sünnet edilen çocuklara kirvelik yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirmek için çalıştıklarını dile getirerek çocuklara hediyeler verdi. Programlarımız devam ediyor. Her sene Erzincan'da 100'e yakın çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz. Bu bizim dini vecibelerimizden bir tanesi. İnançlarımız gereği belli yaştaki çocuklarımızı sünnet ettirmemiz gerekiyor. Bu nedenle de biz Erzincan'da bu işi ihmal edenler veya geciktirenler olduğunu biliyoruz veya maddi durumdan imkanları olmayan hemşehrilerimiz olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de biz bunu ilan ediyoruz. Bütün hemşehrilerimize duyuruluyoruz. Belli tarihler arasında uzman sünnetçilerimize bu sünnetleri evlerinde bilakis yaptırıyoruz. Çünkü toplu yapılan yerlerde hijyenlik kuralları biraz çiğnenmiş oluyor. O nedenle
her çocuğumuzu kendi evinde sünnet ettiriyoruz ve evde sünnet ettirdikten sonraki süreyi evinde istirahat ederek geçiriyor. Daha sonra da toplu olarak bu çocuklarımızla birlikte bir şölen yapıyoruz aileleriyle birlikte. İnşallah şu anda sünnetler tamamlanmak üzere 19 Ağustos 2017 tarihinde de toplu olarak sünnet şölenimizi ailelerle birlikte yapacağız. Tüm hemşehrilerimizi biz oraya da davet ediyoruz. Öncelikle bu uygulamayı çok iyi bir şekilde, yani çok düzgün bir şekilde arkadaşlar da geliyor, ilgileniyor. Çok güzel bir şey. Evimizde bu yapılıyor, bitiyor. Bu uygulamayı hayata geçiren arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Ne dedik sana biraz önce Mustafa? Başkanım, bak bu gitti. 15 dakika içinde. Güle güle. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Erzincan'da kurulan canlı hayvan pazarında bugünlerde fiyat araştırması yapılıyor. Fiyatlarda ise geçen yıla oranla az da olsa artış var. Kurban Bayramı'na kısa süre kala ülke genelinde olduğu gibi Erzincan'da da kurbanlık hayvanlar görücüye çıkmaya başladı. Kurban kesecek vatandaşlar Erzincan'da kurulan canlı hayvan pazarında fiyat araştırması yapıyor. Kurban fiyatlarında geçen yıla oranla artış var. Kurbanlık fiyatları büyük baş için 7 ila 17 bin lira, küçük başta ise 800 ila 1100 lira arasında değişiyor. Satışların henüz istenen seviyede olmadığını söyleyen satıcılar, Kurban Bayramı'na yakın satışlarda artış olacağını söylüyorlar. Şu an birazcık erken. Fiyatlar için küçük başlarımızda 850 lira 1100 lira arası değişiyor. Fiyat aralıklarımız bunlar. Bu sene geçen seneye göre fiyatlar nasıl? Biraz daha yüksek. Sebebi ne sizce? Hem şeylerin, yani çiftçinin para kazanamaması. Neden? Yem fiyatlarının yüksek olması. Bugün halen olmuş, yazın ortası gelmiş, saman 600 bin lira. 560 bin lira. Yani ondan dolayı biraz daha yüksek, yani maliyetler bize de yükseldiği için fiyatlar ister istemez yükseliyor. 800 bin arası şu anda satılıyorlar. Artık önümüzde 12-13 gün var kurbana. O zaman ne gösterir onu bilemeyiz. Herkes kısmetini alır, yani bilemem işte. Şu an hayvan fiyatları kurbanlık olarak pahalı. 38'inden 40 arası gidiyor. Ama şu an kurbanlık bir havası da yok. Yani satışlarda tek tük satılıyor. Artık Cenab-ı Allah her şeyin hayırlısı. Hareketlilik nasıl pazarda? Hareketlilik durgun. Bayramda daha var, erken olabilir. Erkenliğinden dolayı olabilir. Çünkü daha 15 gün var. 15 gün de güzel bir gün yani. 15 gün sonra belki, yani bir hafta kala iyice şey der. Seneyle bu sene arasında fiyat farkı yok, hemen hemen aynı. Sadece masrafta, yeğide fark var. 30-35 arası satılıyor kurbanlıklar. Fazla da bir rağbet de yok, az satılıyor. Bu dişi mal kesimi devlet bir yasaklama şeyi çıkardılar. Bu da biraz etkiledi, vatandaş biraz tedirgin, bilmeyen var. Geçen bu. Fiyatlar... Aynı, fiyatlar aynı. Peki daha bayrama sayılı günler var, bir iki haftalık bir zaman. Pazarın yoğunluğuna göre değişiyor. Yoğunluk var da alıcı çok yok. Sorup gidiyorlar. Vatandaş hep tek tek sorup geçiyor. Evet, kurbanlıklar görücüye çıkarken saman pazarında da hareketlilik yaşanıyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan gelerek saman satan çiftçiler kurban pazarını mesken tutuyor. Eren Bayrağ'ın haberini izliyoruz şimdi. Canlı hayvan pazarında hareketlilik yaşanırken saman satıcıları da bu alanları mesken tutuyor.
Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan gelen saman satıcıları gün boyu alıcı bekliyorlar. Kilometrelerce mesafeden gelen saman satıcıları bir an önce satışlarını yaparak ailelerinin yanına dönmeyi planlıyor. Günün ilk ışıklarıyla kamyonlarına yükledikleri samanları ticaret borsasına ait hayvan pazarına getiren saman satıcıları kantardan sonra araçlarını kenara çekerek müşterileri bekliyorlar. Buradaki çalışmalarımız şöyle işte, oralardan yükleyip buraya geliyoruz. Kısmet peşindeyiz. Mevzu böyledir hocam. Nedir? Torbası olur. Yok, tonuyla satıyoruz. 550 kağıt diyoruz burada. 550 lira yani. 550 lira. Evet efendim. Alıcı oluyor mu? Nasıl? Oluyor efendim. Bazen oluyor, bazen de olmuyor. Tabii Diyarbakır'dan mesela geceyle kalkıyoruz, tarlaya gidiyoruz. Ondan sonra içileri alıyoruz. Ondan sonra getirip orada yüklüyoruz. Tekrar buradan mesela Bingöl, Çat, ondan sonra Hazırım tarafından geliyoruz. Tabi bu büyük de biraz sıkıntılıdır abi, havalidir. Ondan sonra biz yani buraya gelene kadar yani bayağı içine çekiyoruz. Bir de ekmek, yani ekmek için biz getiriyoruz, bir tarafta satıyoruz. Eğer kısmet olursa, bir vatandaş alırsa, yani pazarlığa gidiyorsun, alırsa veririz abi. Fiyatımız yani kim ne tutarsa abi ya. Yani bir 10 kağıt aşağı, bir 10 kağıt yukarı, amaç arabanın kiresini çıksın diye. Yani bunun bir kere fazla yok. Sadece araba yatmasın diye kapının önünde biz de bu çileyi çekiyoruz, ekmek peşinde yapıyoruz. Yani amaç arabanın kiresini çıksın. Yani fazla biz de kar etmiyoruz. Fiyat olarak şu anda buradan mesela Erzincan'dan yani 550'dir, 530'dur, 540'dır. Tonu. Evet. Yani bazıları mesela benim gibi mesela 3 ton kalmışlar. Ben 550'ye satmışım, 3 ton kalmış. Yani amaç ben yatmayayım diye 530'a da olsa, 540'a da olsa ben satarım giderim. Çoktandır, bir 30 senedir falan biz bu işi yapıyoruz ekseri. Yani yaşım 51'dir, adır 30 senedir biz bu işi yapıyoruz. Çocuğun çocuğuna ekmeğin için çağırıyoruz. Gelişen teknolojiye yenik düşen birçok meslek dalında kalifiye eleman ve çırak sıkıntısı yaşanıyor. Bu mesleklerden biri de marangozluk. Asırlık mesleklerden marangozluk eski günlerini arıyor. Gelişen teknolojiyle birçok meslek kaybolma noktasına geliyor. Bazı meslekler ise teknolojiye direniyor fakat kalifiye eleman yetişmemesi nedeniyle yok olmaya yüz tutuyor. Marangozluk mesleği de bunlardan biri. Tarihin en eski el sanatı olan asırlık mesleklerden marangozluk, gelişen teknolojiye ayak uyduramayıp kalifiye eleman ve çırak yetiştirememesinden dolayı yok olmayla yüz yüze kalıyor. Erzincan Marangozlar Odası Başkanı Mehmet Yıldız, meslekteki kalifiye eleman sıkıntısından yakındı. Erzincan'daki mesleğimizle ilgili olan sıkıntılarımızı dile getirmek için böyle bir program hazırlayan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şu andaki bizim meslekteki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi ciddi boyutta eleman eksikliği. Yani lisede okuyan meslek dallarındaki eğitim, deki yetersizlik bizi çırak sıkıntısına düşürüyor. Ayrıca 8 yıllık eğitim süreci bu şekilde devam ederse, meslek okullarına öğrenci gönderilmezse bizim meslek bitme noktasında. Çalıştırdığımız elemanların yaş itibariyle en küçüğü 20 yaşında. 20 yaşındaki bir insana bizim meslekte ne verebiliriz sıkıntısı çok ciddi boyutta. Çünkü çocuk ergenlik yaşına geldiği için usta çırak ilişkisi şu anda çok ciddi boyutta bir sıkıntı, eskisi gibi değil. Çocuğa azıcık ciddi boyutta sesini yükselttiğin zaman çocuk bırakıp gidiyor. Onun için çok ciddi boyutta bir sıkıntımız var. Bunu nasıl aşarız bilemiyorum ama bizim meslek takriben 10 sene sonra Erzincan'da bu işleri yapacak usta ve kalifiye eleman bulmamız çok sıkıntılı olacak. Bunu da bu vesileyle Erzincan'daki ve Türkiye'deki yetkililer bu sesimizi duyar, buna bir çare bulurlarsa teşekkür ederiz. Evet, şimdi bölgeden haberlerle devam ediyoruz. Haber bültenimize Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Tunceli'de ziyaretlerde bulundu. Bölgedeki yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Eroğlu, Tunceli'deki örtü yangını hakkında açıklama yaptı. Yangına müdahale edildiğini belirten Bakan Eroğlu,
sosyal medyadaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Ne haber? Gel bakayım canım. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye giden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, valiliği ziyaret ederek Vali Tuncay Sonel'den briefing aldı. Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Eroğlu, Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışma sonrası meydana gelen örtü yangınlarına müdahale edildiğini belirtti. Yangının sosyal medyada çarpıtıldığını söyleyen Bakan Eroğlu, Kaliforniya'daki yangın alınmış, buraya monte edilmiş. Bu doğru bir şey değil, yalan. Sadece örtü yangınıydı ve müdahale edildi diye konuştu. Sanki Kaliforniya'daki yangını almış, buraya monte etmiş. Yani bu olmaz, doğru bir şey değil. Yalan sadece burası meşe, bozuk meşe alan. Yalan sadece örtü yangın. Ve hemen arkadaşlar müdahale edildi. Ve sadece bakın, şeydeki yangın, Gökçe köyündeki yangın 8,5 hektarcık bir alan. Bakan Eroğlu bölgede 150 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi. 39 bin dekar alanda çalışma yapacağız. 150 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Ayrıca değerli valimizle görüştük. Burada bazı yerleri mesirlik alan olarak, çok güzel yürüyüş alanları, oturma mekanları, mesirlik alanlar olmak üzere bununla buraları hazırlayacağız. Evet değerli izleyiciler, Sivas'ın Zara ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maalesef 2 kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Sivas-Erzincan Karayolu'nun Zara ilçesi Tepeköy yakınlarında yer alan Kanlı Armut mevkisinde Cuma Yılmaz idaresindeki saman yüklü kamyon, Yusuf Yiğit'in kullandığı otomobil, Nuri Karabulut yönetimindeki tır, Mehmet Ali Kaş'ın sürdüğü su yüklü tır ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Fatma Yiğit ve kimliği henüz belirlenemeyen başka bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Anlıyor musun? O da makasla yıktı. Ben bunları görünce iyice yavaşladım. Yerde cam falan vardı. Onlar taş, demir neyse. Evet. Benim lastikler üstünden geçti. Geçince tekerle patlayınca biri top attı. Hatta. Evet. Yükü savurdu. Yükü savurunca yük kapağı kırdı. İmranlı acil arama kurtarma, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla araçlarda sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Kardeş Şehirler Projesi kapsamında Gümüşhane-Bingöl buluşması düzenlendi. Kardeşlik yürüyüşüyle başlayan buluşmada her iki kentin halk oyunları sergilendi. Gümüşhane geleneği Herfene Gecesi düzenlendi. İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen Kardeş Şehirler Projesi kapsamında Gümüşhane-Bingöl buluşması düzenlendi. Etkinlik kapsamında Bingöl'den gelen heyet ile kent merkezinden Zafer Meydanı'na kadar kardeşlik yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşün ardından Bingöl ve Gümüşhane halk oyunları gösterileri sunuldu. Daha sonra Bingöl'lü misafirler sarkıt ve dikitleriyle ünlü Karaca Mağarası'nı ve Limni Gölü Tabiat Parkı'nı gezdi. Etkinlik için akşam saatlerinde kente gelen Bingöl Valisi Ali Mantı, Gümüşhane Valisi Oktay Memiş tarafından davul zurnayla karşılandı. Programa Kardeş Şehirler Proje Koordinatörü Ahmet Gülekçi de katıldı. Burada sergilenen halk oyunları gösterilerinin ardından Gümüşhane gelenekleri arasında yer alan şiir ve türkülerin okunduğu Herfene Gecesi düzenlendi. Gecede iki kentin türküleri ve şiirleri okundu. Etkinlikle Gümüşhane ve Bingöl illeri arasında gönül köprüsü oluşturuldu. Her iki ilin yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri birliktelik sağlayarak birlik beraberlik mesajları verdi. Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi. Erzurum'da ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi.
Erzurum'da etkili olan sağanak nedeniyle ilerleyemeyen otobüs ve otomobillerin yanı sıra ev ve iş yerlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kentte öğleden sonra başlayan sağanağın ardından merkez Palandöken ilçesindeki çat yolunda yer yer 1 metreye ulaşan su birikintisine girip ilerleyemeyen bir halk otobüsü ile bazı otomobiller yolda mahsur kaldı. Bazı binaların giriş ve bodrum katlarındaki ev ve iş yerlerinin suyla dolmasıyla bazı vatandaşlar söz konusu binalarda üst katlara çıkarak yardım istedi. Otobüs, otomobil ve binalarda mahsur kalanlar olay yerine çağrılan itfaiye görevlilerince ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Ev ve iş yerlerine dolan suların tahliyesi için itfaiye ve vatandaşlarca çalışma yapıldı. Kent genelinde de yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle bazı sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti. Suda kalmışlar abi, hele bunların halına. Belediye ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. Evet, Tokat'ın Erbaa ilçesine gidiyoruz şimdi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte içki ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Tokat'ta bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ve Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Sokutaş Köyü'nde sahte içki yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler ilçe merkezinde bir depo ve D100 Karayolu Çalkara Köyü yakınlarında bir otobüse eş zamanlı operasyon düzenledi. İlgi isimli narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda çeşitli markalarda 16 şişe sahte bandrollü kaçak içki, bir kuru sıkı tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Haber bültenimizi burada noktalıyoruz değerli izleyiciler. Haber bültenimizde sizlere veda etmeden önce RT WhatsApp ihbar hattımızı tekrar hatırlatalım. 0532 737 1376. Bize bu numaralı hattan çevrenizde yaşadığınız, önemli gördüğünüz tüm olayları aktarabilirsiniz. Bir başka haber bülteninde umalım duymak isteyeceğiniz, görmek isteyeceğiniz haberlerle karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.